Çok adımı şak diye. Poseidon Production. Dikkat dikkat. Tuğba Özay Show başlıyor. Yakışıklı mı yakışıklı? Karizma o biçim. Adam gibi adam. Karşınızda Mert Tuğberk Bora. O bir top model, o bir halk kahramanı, o bir sanatçı, o bir fenomen. Ve işte karşınızda Tuğba Özay.
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. O güzel alkışlarınız hiç dinmesin efendim. Stüdyodaki konuklarımız, öncelikle sizler hoş geldiniz. Ve tabii ki ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, sevgili tubistlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve yine bir salı akşamında Tuğba Özay Show'da yakışıklı partnerim Mert Tuğberk Bora ile birlikte sizlere yine çok güzel 2 saat geçireceğiz, değil mi? Aynen öyle. Ben ilk önce ekran başındaki değerli izleyicilerimiz Tuğba Özay Show programına hoş geldiniz demek istiyorum. Ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Yine dop dolu, yine cap canlı bir program. Her hafta olduğu gibi birbirinden ünlü ve değerli konuklarımızla huzurlarınızda olacağız. Ben seni bolca gülüp eğlenebileceğiniz, güzel dakikalar geçirebileceğiniz bir program bizleri bekliyor. O zaman hemen canlı yayın telefon numaramızı veriyorum. Süper. 0212 alan koduyla 566-556-8870. 0212-556-8870. 0212 alan koduyla 556-8870. Valla sende iş bitmemiş yani. Biraz heyecan var ama. İlla ki olacak. Ne böyle olacak? Sen ne satacaksın bu heyecanı? Vallahi bilmiyorum. 50. program olsa da böyle sürecek gibime geliyor. Ama bak ben... Anlaşıldı, bu gece bayağı davul zurna eşliğinde konuşacağım. Yalnız bence sendeki bu heyecan çok güzel. Sen her ne kadar çok böyle daralsan, sıkılsan da, çünkü bir insan yaptığı işe karşı bir heyecan duyuyorsa o işi seviyordur. Kesinlikle, ben heyecanı itici güç olarak kullanıyorum. Oo, güzel. Evet efendim. Yine evet, dop dolu, yine cap canlı dedik ama değerli orkestramız için öncelikle bir alkış rica ediyorum. Kanal T ekranlarından kesinlikle ayrılmıyorsunuz. Bu gece çok harika konuklarımız var. Yani benim için üçü de çok değerli, çok önemli. Bir tanesi var ki güzeller güzeli bir hanımefendi. Kendisiyle aramızda bir de kan bağı var. Hmm. Az sonra konuşacağız. Sen böyle her hafta akrabaları getirirsen ben de getiririm. O zaman ilk konuğumuzu davet edelim mi? Kesinlikle. Sabırsızlanıyoruz. İlk konuğumuz, nasıl anlatsak, nereden başlasak? Kendisi TRT repertuarında sayısız bestesi olan... Yanılıyor muyum? Oradan mı başlıyoruz? Sen nasıl istiyorsan. Efendim, kendisi Türk müziğine damgası vurmuş bir isim. Eurovizyon'da ilk kez bizi temsil eden muhteşem bir güzellik, muhteşem bir hanımefendi, muhteşem bir yorumcu ve aynı zamanda böyle elini böyle masaya vuran, böyle delikanlı kadın dediğimiz, hani o tabirde var ya. Dobra. Gerçekten öyle bir insan. Onun yüreği çok güzel, kendi çok güzel, çok asil. Alkışlarla, hadi şöyle yankı yapsın alkışlar. Semiha Yankı! Teşekkür ederim. Semiha ablacığım, ablacığım diyorum sana. Ne diyeceksin? Ya ne diyeceğim? Aman, Semiha diyecek halin yok zaten. Gebertirim. Anam bunlar da akrabama bak. Senli ben pigme. Ay estağfurullah. Yalnız... Nasıl koruyorsun bu fiziği ya, maşallah. Zaten az sonra konuşacağız. Çünkü internetten, ben Facebook'tan sevenlerimize dedim ki soruları sorun bakalım. Özellikle de fiziğini nasıl koruduğuna herkes yorum yapmış, özellikle, soru sormuş. Özellikle bir şey yaptığım yok ama sonra anlatırım ne olduğunu. Sonra anlatacaksın. Anlatırım. Semih ablacığım, hoş geldin, hoş şeref bulduk, verdin. Senin gibi bir efsane bir ismi programımızda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Çok özelsin benim için. Bunu çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gerçekten sağ çok özelsin. Biz 5 haftadır Tuğba'yla konuşuyoruz ama ben o kadar zamansızım ki. Gidiyorum, şehir dışındayım, geleceğim, gelemiyorum bir şeyler. En sonunda bugüne kıstırdık, bugüne bir aksilik yaşıyorduk Aska. Ama bu kadar, biraz kaprisliyim. Vallahi değilim, ben başka bir şey zannettim onu. Yayın akışınız değişti. Cansın, yok. Ondan... Semih ablacığım. Haber verilmedi ve sana sinirlendim. Semih ablacığım, senin o güzel sesinle, o güzel yorumunla bir parçayla başlayalım. Değil mi? İşimiz bu, şarkı söylemek zaten. Hadi söyleyelim bakalım, onu mu, şunu mu? Hiç fark hadi olmaz. Hadi bakalım, gelsin ne geliyorsa. Bir bakalım ne geliyor.
Gelsin. Şarkılarımız gelsin. Şarkılarımızı rica edelim. Canlı okumayalım şimdi bir iki şarkıdan sonra. Aa, şimdi tabii. Ah İstanbul. Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bilados lazım şimdi bana, bir kürek bir kayık, sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Seveyim gelmişine geçmişine, ayıpsa ayıp düşer üstüme, akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul alalım, hiç görmedim böyle keder. Gemiriyorum aşkında, kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul, İstanbul alalım, hiç görmedim böyle. Aşkında kalmadı bende gururdan eser. Ne acı, ne acı insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bilirim üstelik. Bilados lazım şimdi bana, bir kürek bir kayık, sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine geçmişine, ayıpsa ayıp düşer üstüme, akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul alalım, hiç görmedim böyle keder. Geberiyorum aşkında, kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul, İstanbul alalım, hiç görmedim böyle. Aşkında kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul, İstanbul alalım, hiç görmedim böyle keder. Geberiyorum aşkında, kalmadı bende.
gerçekten nasıl bir ses, nasıl bir yorumdur bunlar. Ya var ya hepimiz böyle kitlendik kaldık. Teşekkür ederim. Gerçekten haftalardır biz bu programı sunuyoruz ama ya bu kadar sesiyle böyle içimi titreten, ürperten çok nadir isimlerden birisin. Muhteşemsin. Teşekkür. Hoş geldin. Çok şeref verdin. Çok teşekkür çok ediyorum. Seni şöyle mi geçeyim? Peki. Az sonra. İstersen seni ortaya alalım. Tamam. Peki. Ne oluyor? Gerçekten çok güzelsin. Yeşiller, morlar harika oldun şu anda. Çok böyle çok güzelsin. Sana özel bugün. Harikasın. Teşekkür. Efendim az sonra konuşacağız ve şimdi yine çok çok değerli bir isim. Kendisi Türk sinema ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Hele son yıllarda neredeyse bütün sinema filmlerinde o var. Benim çok sevdiğim bir dostum, sağ olsun o da kırmadı, geldi. Güler yüzüyle, neşesiyle, sohbetiyle inanıyorum ki stüdyomuzda bir ne doğacak? Hadi ben onu söylemeyeyim. Güneş doğacak. Bir yıldız doğacak. Sahnemize yeni bir yıldız daha alıyoruz. Metin Yıldız! Hoş geldin Metin'ciğim. Ne oldu, susuz mu kaldın içeride? Yedekli falan gelmiş. Hoş geldin. Dediler ki... Almanya arkadaşım. Masalarda su yok dediler. Olmaz olur mu? Almanya arkadaşım hoş geldin. Senin için boru döşettim. Su borusu döşettim Metin. Dünyanın en güzel sesi nasıl? Teşekkür ederim. Müthişti değil mi? Evet. Duydun değil mi içeriden? Önce duydum valla muhteşem. Acayip hepimizin hakikaten içi böyle. Hakikaten bir... diken diken ediyor. Dediler ki yayından önce stüdyoyu görmek uğursuzluktur. Ben de görmedim. Hakikaten çok güzel olmuş ya. O kadar sevdin renkli, mi? O kadar şirin. Yakışmış ki sen böyle bayağı dekorla uyum içerisindesin. Dekor zaten bana ait. Bütün bu renkler gerçekten falan tabii. Muhteşem olmuş. Sağ olsunlar. Bu kadar güzel, bu kadar uzun insanların arasında olmaktan onur duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok sağ ol. Hoş evet, geldin. Bu. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Siz bütün enerjinle burası. Siz mi? Sen bana siz diyorsun. Genel. Sizler hani o manada. Ceketim de çok güzelmiş abi. Çok teşekkür ederim. Yakası yok. Evet. Evet. Bu yeni moda mı yakasız? Valla moda mı bilmiyorum ama yakası olmadığı için aldım. Yakalı ceketler nasıl oldu? Ha, dedin böyle yakasız bir diye. Bu tarz benim i̇ki diyorsun ya. İki yakamız yani bir araya gelmiyor madem çıkartıyorum. Gerçekten iki yakam bir araya gelmiyor mu Metin? Öyle mi gelmiyor. Geçmişim de biraz fazla evlilikten çalıştım, var. Çalıştım merak etme. Konuşuruz sohbet ederiz hiç problem değil. Burada biz bizeyiz nasıl olsun. Aynen biz bizeyiz. Hoş geldin, şeref verdin. Metin'cim. Nereye oturmalıyım? Nereye oturmak istiyorsan. Bu... İster sol köşe, ister sağ köşe, ister baş köşe. Tamam, ben en güzel yere oturayım. Ve şimdi efendim yine çok değerli bir ses geliyor. Kendisi Türk sanat müziğinin genç temsilcilerinden biri. Hatta çok da önemli özellikleri var. Onu da az sonra konuşacağız ama. Örneğin Zeki Müren'le ilgili bir... yapmış olduğu bir girişim var biliyor musunuz onu? Temiz, bilmiyorsunuz. Temiz. Az sonra. Ben biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. Sen zaten bilmediğin ama her şeyi biliyor Metin Yıldız. Şimdi o büyük alkışlar kim için gelsin? Onur Akay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onurcuğum bugün Semiha abla bir devrim yarattı stüdyoda. Senle beraber hep normalde şu kapıdan geriliyor ama siz hep ön taraftan geldiniz. Bir nedeni mi vardı? Yok. Öyle içimizden geliyor. Doğaçlama takılıyoruz. Stüdyo o kadar sıcak ki Tuğba'cığım seyircilerin onların arasında olalım dedik. Teşekkür karar ediyoruz. Verdik. Hoş öyle geldin. Yaptık. Vallahi ne kadar böyle güzel bir uyum var. İsminiz gibi Tuğba, Tuğben. Evet. Tubiler olduk zaten. Bir de benim tubistler var biliyorsun. Tabii yani, bilmez miyim? Onlara Tuğba, da selam olsun buradan. Tuğba Özay'ı sevenler artık Tuğberk'i de sevenler oldu. Biz böyle toptan tubistler yaptık. Yaptınız. Yani. Çok güzel olmuş. Harika çok olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten efendim. Çok seviliyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevilmez efendim. Sevilmez Allah bu ne güzel seviyor abla. Onurcuğum o eşsiz sesinde bir şarkıyla mı başlayalım? Yapsak? Evet. Tabii o zaman Semih abla da İstanbul dedi. Ben de bu sefer İstanbul'u ağlatayım o zaman. Benim sen de İstanbul'u ağla. Sen bizi bu gece ağlatacaksınız.
dün akşam bir gemi kalktı bu limandan, kopardı seni benden, umutlarımdan. Dün akşam bir gemi kalktı bu limandan, kopardı seni benden, umutlarımdan. Yüreğim üşüyordu ayrılık ayasından, boynumu büktüm de ağladım ardından. Yüreğim üşüyordu ayrılık ayasından, boynumu büktüm de ağladım ardından. Beni vurdun da gittin bir anda acımadan. Ayrılık betermiş bir kurşun yarasından. Yağmurlarla vurladım yüreğimden dün akşam. Isan bulanıyordu gitme diye ardından. Beni vurdun da gittin bir anda acımadan. Ayrılık betermiş bir kurşun yarasından. Yağmurlarla vurladım yüreğimden dün akşam. Isan bulan. Kalktı bu manan, kopardı seni benden, umutlarımdan. Dün akşam bir gemi kalktı bu limandan, kopardı seni benden, umutlarımdan. Yüreğim üşüyordu ayın ardından. Yüreğim üşüyordu ayrılık ayasından. Boynumu büktüm de ağladım ardından. Beni vurdun da gittin bir anda acımadan. Ayrılık betermiş bir kurşun yarasından. Yağmurlarla vurladım yüreğimden dün akşam. Isan bulanıyordu gitme diye ardından. Beni vurdun da gittin bir anda acımadan. Ayrılık betermiş bir kurşun yarasından. Yağmurlarla vurladım yüreğimden dün akşam. Isan bulanıyordu ben ağlıyordum. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir ses, çok güzel bir yorumdu. Gerçekten bu gece tüylerimiz diken diken oldu yani. Ama biraz bu gece eğleniriz de değil mi? Canlı sazlar da evet, var. Evet aslında evet. Biz Tuğberk'le programa başladığımızdan beri hep şunu söylüyoruz. Biz insanlara mutluluk vermek için sahnedeyiz, ekrandayız. Çünkü herkesin derdi kendine ağır ama... tabii ki böyle şarkılar da dillenmeli, dile gelmeli, seslendirilmeli, insanlar bilmeli. Çok güzel tabii. Bir yorumdu. Az sonra çok tabii daha hareketleneceğiz şöyle tabii, güzel. Tabii kudur evladım dünya güzelim. Korkutmuştum değil mi Tuğberk'e? Evet. Bülent Ersoy taklidi yapmıştı. Tabii bağlandım. Hoş geldin, hoş, şeref verdin. Hoş geldin. Bülent Hanım. Öyle mi evladım? Şöyle mi hatırlayayım? Acaba gerçek mi diye bir ikilemde kaldım yani. Öyle mi? Ben fark ettim onu. Ama çok şimdi birkaç hafta
Merhaba, gerçekten ağzınıza yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel bir ses böyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ömrümü yedin yani. İçim parçalandı hakikaten. Damara bağladık çok bugün. Niye mi? Baktım Semih abla şöyle bir derinlere damara dağılmıştı. Damara bağladık bugün, Allah korusun bizi evladım. Evet, ne olduk ya? Dağıldık, neyse bir toparlanalım. Ben biraz sonra mastik oynarım masa üstünde. Bak çok güzel Bülent Ersoy taklidi yapıyor. Biliyorum. Çok güzel Mehmet Ali Biran taklidi yapıyor. Allah aşkına. Şöyle bir Mehmet, Allah rahmet eylesin Mehmet Ali Biran. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Rahmetli olduktan sonra bir daha hiç yapmadım. Ve tabii yapmayacağım da. Bravo. Peki başka kim var repertuarınızda efendim? Fatiha okuyalım, taklidini yapmayalım diye. Başka kim var repertuarınızda? Yok ben ya, şöyle bir şey oldu. Aslında biz aşağıda mutfakta yaptığımız bir geyikti. Ben böyle bir küçük televizyon yaptırdım. Biz BKM zamanında. Mutfak zamanı, daha seyirci karşısına çıkmadan. Bir televizyon yaptırdım. Haber bülteni, hava durumu falan filan koydum. Çıkmışken de dedim hani az buçuk onu yapabiliyorum. Yoksa taklitten çok hoşlandığım bir alan bile değil aslına bakarsan. Yapanları çok severim. Fatih Mürdar vardı eskiden mesela. Evet. Eskiler bilir. bizler biliriz onu. Sen de bizim gibi dinozor. Hayır. Sen de bizim gibi dinozor sülalesinden mi? Bizler sevmem. Bizler bilirdim dinozor. Çocukluğum da ben. Ben daha çocuk. Küçük dinozor gel. Fatih Mürdar da ilklerden yani. Evet, şakasına makarasına yaptığım bir şeydi. Sonra dediler ki ya bir deneyelim işte. Çok güzel falan diye. Ve tuttu da. Zorla ikna ettiler beni. İlk yaptığımda da çok tutunca. Öyle. Peki başka tiplemeler hiç yaptın mı veya? Taklit yapmadım tabii, birçok tipleme yaptım ama. Taklit diyelim daha doğrusu. Yapmaktan çok hoşlandığım bir şey değil. Yapıyorum aslında birkaç şey ama. Aslında neden yapmıyorsun Mehmet Ali Biran'dı? Yani Allah rahmet eylesin, yaşatmak çok önemli onu. Güzel de yapıyorsan bence devam et. Muhteşem. Bir gün programa geldi. Zaten yüreğim ağzıma geldi programa geldiğinde. Dediler ki Biran gelecek dediler. O kadar heyecanlandım ki. O akşam da ana haber bülteni var. Ölüyorum heyecandan. Diyorum ki ya ben nasıl yapacağım karşısında? Ayıptır falan diyorum. Ondan sonra bekledim bekledim, gelmedi. Oh dedim, skeç bitecek ondan sonra gelecek. Meğerse gelmiş, gösteriyorlar bana. Ben de bekliyorum ki hani seyirci karşısında olmadığı için rahatım bir de. Skecin ortasında pat diye çıktı geldi. Kaldım ben de böyle. Rahmetli dedi ki ben hiç ığlamam dedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Anıları ışık olsun. Ben de geldi hani bir şey söyleyeyim, reaksiyon alayım, düşünüyorum. O ara düşünme payı uzattım. Diye aklıma hiçbir şey gelmedi. Allah belamı verdi dedi. Birkaç hafta önce Onur bize hoş bir şaka yaptı, hoş bir sürpriz yaptı. Canlı yayına telefonla bağlandı. Tuba'nın haberi de yok. Hiç söylemedim. Ondan sonra işte bir Allah aşkına bir bağlansana bana. Bağlanayım. Bir bağlan lütfen. Çok iyi ama valla. Mikrofonu açalım mı? Mikrofonu açalım lütfen. Şahsına sevgilerimi sunuyorum. Alo. Alo, bazen şov mu evladım? İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Gelmişiz. Tanımadın mı ablanı? Tabii malumunuz vekili, kendisini ben doğurdum. Güzel kızım. O sakallı kim ulan? Ay ay, ya çok başarılı. Bir gün yıllar önce Mustafa Keser'in programları daha yeni. Telefon bağlantıları var. Bazı tanıdığımız yönetmen arkadaşlarımız Onur ne olur bağlayalım dediler. Ben de bağlandım. Şahsına namütenayi sevgilerimi sunuyorum üstadım, nasılsın deyince bütün sazlar ayağa kalktı o senelerde. Mustafa Keser yaklaşık 20 dakika falan benle hiç anlamadan konuştu. Ama ben söyleyeceğim yani durumu. Müthiş. Ben duyduğum en iyisi durumu gerçekten şaka yapmıyorum. Söyleyeceğim. Bir yapıdan herhalde durumu söyleyemeden de telefon kapanmaz mı bir hat karışıklığı nedeniyle. Ondan sonra Bülent Ersoy tabii orayı parçalamış tabii yani. Aramış orayı. Ne dolaplar dönüyor burada. Oradaki kişi de tanıyamamış. Siz kimsiniz demiş. Ben Bülent Ersoy diye oraya bağırınca sesiniz birazcık kalın çıkıyor. Bülent Hanım öbürü deyip kapatmış yüzüne bir de. Bunlar yaşandı. Gazetelere düştü. Ondan sonra tabii bizi aradı. Ben de o anda müsait değildim. Hiç aklıma gelmezse kardeşim açtı Orçun telefonu.
Sanki dönülmez akşamı Tiz Neva'dan okuyor. Oraya gelirsem böyle. Ama sonra anladı benim kötü niyetle yapmadığım ama işte o zamana kadar gazetelere düşmüştüm. Peki sana hiç böyle bir telefon şakası yapıldı mı? Bana da yapıldı. Yapıldı ama. İnandın mı? İnandım ya o zamanlar. Ya ben de inandım. Bana da Mustafa Topaloğlu yapmışlardı. Var ya öyle bir yedim ki ben. Yavuz mu yaptı? Yavuz yaptı. O yıllar önce o tabii. Çok uzun yıllar olmuş. Daha Yavuz'un hatta bu tiplemeleri çok bilinmediği dönemlerdeydi. Sana aynı kim? Şekilde bana da Yavuz'du. Kuşum Aydın'a davet etmişlerdi. Bir hafta çıktım Kuşum Aydın'ın programına. Haftaya yine davet ettiler. Nasıl olur dedim. Daha geçen hafta geldim ben Aydın'ım. Yok yine seni alacağız dedi. Benim de hiç unutmuyorum. Bayağı 2002 yılları falan. Çok eski. Mersin'de otelde çalışıyorum bir gün. Şimdi Bülent'le benim geçmişim çok fazladır ya. Çok fazladır. Bayağı bir yıllarımız geçmiştir beraber. Otele birisi telefon açtı Bülent Ersoy diye. Yer mi tabii ablan? Yemez. Bir dakikada buruşturuverdim. Tabii. O mu aradı? Hayır. Ona bir de bir dakikada buruşturuverdim. Ondan sonra Bülent'i aradım. Bak dedim seni böyle. Zaten o kadar çok var ki Semih abi deliriyorum dedi yani. Güzel yapıldı ama sesi çıkmıyor şimdi. Onur'unki gayet başarılı. Onur'unki sesi çıkmadı ama bir de böyle egzajere ederek yapanlar evet. Vardı. Ya macun gibi evet. O zaman deliriyor işte. Evet. Biz gerçekten de 2 yıl falan Bülent abla köşesi yaptık yıllar önce. Gerçekten. Burada çok ünlü işletmişizdir telefon bağlantısı. İşletmişizdir ya. çok olaylar vardır. Ama onları sevdi sonra Bülent Hanım. Aynı Semih ablanın dediği gibi hoşuna gitti. O tipleme o taklitlerle evet. Barıştı. Yani evet. Çok büyük bir hoşgörü bence. Bülent Ersoy gibi bir divanın. Çok büyük sanatçı. Çok büyük ellerinden bir öpüyoruz. Yorumcunun çok büyük bir sesin. Bu konuda hoşgörüyle yaklaşması güzel bir şey. Efendim. Şimdi tekrar telefon numaralarımızı dilerseniz verelim Tuğberk Beyciğim. Canlı yayın bizlere ulaşabileceğiniz telefon numarası 0212 alan koduyla 556-8870-0212 556-8870 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Semiha ablacığım senden başlıyorum. Buyurun. Hazırım. Hazırsın. Valla dersimize biz çok iyi çalışıyoruz, geliyoruz ama bu hafta ilk kez bir şey denedim. Facebook üzerinden tubistlerimize de sorduk. Sanatçılarımıza, konuklarımıza neler sormak istersiniz diye. Seninle de ilgili ilginç sorular geldi. Ama önce ben kendi sorularımdan başlamak istiyorum. Buyurun. Hazırım. Sene 1975. 75. 22 ilk sahne. Mart. 22 Mart. İlk sahne deneyimi. Hayır. 14 yaşında başlıyorsun. 1972. 19 Mart'ta abim öldü. Mayıs. Mayıs gibi falan. Ben şarkıcı olarak sahneye çıktım 1972 yılında. 1972'de 14 yaşındayken değil mi? Ne evet. Kadar küçük bir yaş. Tabii. 1972'nin sonlarına doğru da ilk 45'lik planımı yaptım. Orhan Gencebay besteleri. Benim dünyam bir yüzü, sen de bizdensin arka yüzü. 45'im 14 yaşındadır yani. Ve 17 yaşında Türkiye'yi temsil etmek. Şimdi ben 17 yaşındayken ben de Türkiye'yi temsil ettim. Dünya Güzellik Yarışması'nda ve dünya ikincisi olmuştum. 17 yaş için çok büyük, çok büyük bir sorumluluk esasında bu. Yani sanki ilk kez Türkiye Eurovision'a katılmıştı. Evet, aynen öyle. Bu müthiş bir sorumluluk. Omuzlarında nasıl taşıdın bu ağırlığı? Vallahi şimdi bak cahil cesareti diye bir şey vardır o yıllar. Bir kere Eurovision'un ne olduğunu bilmiyorsun. Televizyon denilen olay doğru dürüst canlı yayın yapmıyor, bilmiyorsun. Eurovision'u acaba televizyonun başka bir versiyonu olarak mı? Tabii. Eurovision ne diye bana sorsalar bomba diye karakola götüresin gelir. Yani çünkü bilmiyorsun. Tanımıyorsun ki öyle bir şey. Bilmiyorsun. Bu yeni çıkan laflar gibi, yeni çıkan terimler gibi. Şey. Spontan diye bir şey girdi hayatımıza mesela son yıllarda konuşuluyor. Evet. Biz bunları önceden doğaçlama derdik mesela. Yani İngilizcesini yana, söylüyorlar. Çok ukalalaştık ama ben biraz fazla İngiliz olduk biz. Ben şiştim o İngilizlerden. Egzajere kesinlikle. Etmek, ya aslında yani, egzajere etmek falan gibi yani. İşte Türkçesi biz de yani. Kullanıyoruz. Yani öz Türkçeyi unuttuk gibi. Eurovision'un ne olduğunu Eurovision'un ne olduğu bilinmiyor ve birdenbire sana bir yarışma teklifi geliyor. Ama ne motosikletle Levent Caddesi'nde deri tulumlarla gezerken tam işte bu arada akraba diyoruz, onu da hemen açalım. Var tabii. Semiha ablanın anne tarafıyla benim baba tarafı akraba. Evet. Trabzon'dan evet. Efendim, Maçka'dan.
O yüzden o motosiklete biniyor olman, tabii, o deri tulumlar falan tabii, tabii, yani. Patankayan deli gibi bisiklet. Asla aynı, ben, aynıyız, tabii, aynı kafadan genlerden geçmiş. Bisiklet didonu kullanmadan bisiklete binerdim hep yani. Selenin üstünde yokuş aşağı. Allah Allah. Tabii, ama tabii, şöyle bir şey var. Manyak. Allah Allah. Siz deri tulumlar. Tabii tabii tabii. Ama Semiha Yankı'nın yokuş aşağı. Tabii. Metin'cim, benim ayak bileğim kırıldı. Tabii canım. Metin'cim, Semiha Yankı'nın ailesi trapezci, hatta akrobasi ustaları. Tabii. Babadan gelen bir gelenek. Tabii. Anne de Türkiye'de ilk ses birincisi, evet, değil mi? İlk ses sanatçısı. Evet. Tabii yani, evet, o kadar müthiş bir aile ki hem sanatın hem sporun içerisinde yetişmiş Semiha Yankı ve böyle zor bir spor, bir de akrobatik hareketler. Abim işte öyle kaybettik zaten. Babam ip çambazından akrobasiye dönüşüyor. Babam daha doğrusu dönmüyor. Ablalarımı ve abimi o şekilde yetiştiriyor. Abimin sahnede akrobasi yaparken düştü, boynu kırıldı ve öyle kaybettik zaten. Allah rahmet eylesin. Yani 100 defa düştü bir numaradan, öyle gitti işte yani. Ve 14 yaşında, 19 Mart'ta abimi kaybettik. Hayat şartları. Okullarda ondan ben, ondan sonra bir dönüm noktası senin tabii hayatında. Okul yaşantımı, ben hep böyle okullarda ses yarışmaları falan filan olur. Beşiktaş Yüzme Havuzu'nda ses yarışmaları, ben hep oralarda birinci seçildim. Neyi bileyim başıma bu işin geleceğini. Yani işte birinin eve bakması gerekti, bir şeydi. Hayat şartları buraya getirdi. İşte 72'de üvertürlükle başlayıp birdenbire 75 yılında bir Eurovizyon tarihiyle Türkiye gündemine oturuyorsun falan yani. Ne olduğunu ben de anlamadım Paris'e ki. Paris'e gidiyorsunuz. Bülent Özveren. Ki Paris modanın merkezi, fakat Semiha ablaya bir türlü elbise bulamıyorlar. Bir de tabii daha o yıllarda hani Paris'te o hot couture kıyafetleri falan taşımanı herhalde, kıyafet mi bulamadığınızda o entariyle çıktı. Olur mu ya, derilerle geziyoruz. Olur mu, entariyle çıkıyor. O işin çok vehamet tarafı, çok sinirleniyorum tabii yani. Ben 17 yaşındayken de, yani 57 yaşındayım şu anda. Ben 40 sene önce de böyle bir kadındım. Saçlarım sapsarı buralarda. Ve çok güzel. Eurovizyona seçildiğim zaman, yani Türkiye birincisi olup da Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandığım zaman saçlarım buralarında ve platindi benim. Türkiye'de sarışın kadın olmaz deyip saçımı kumrala boyadılar. Abi böyle bir abukluk var mı ya? Olmaz, olur mu? Herkes sarış. Abuk ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? En çok bizde satılıyor mu saç? Ve düşünebiliyor musun? Türkiye'de, Türkiye'yi geç, ben deri tulumla, kendi deri tulumlarımı giy, zincirlerle çıksaydım oraya daha iyiydi yani. Evet. Kesinlikle. Ya düşünebiliyorum, öyle bir elbiseyle sakladım onu, kasada duruyor şimdi evde, duvarımda asılı. Duvarda asılı, asılı çerçeve yapmışsın biliyorum. Çünkü nasıl bir rezil elbiseyle gittiğimi görmek için yani her defasında. Yani aslında o, şirin. Ay yapma, gözünü seveyim. Yani duvarda şirin duruyor. Duvarda şirin duruyor. Yatak örtüsü gibi yaparsan şirin. Ama elbise olarak giymeyecek. Ya da eskiler anneannelerimiz böyle hani uzun donlar yaparlardı işte, hani paçalı. Onlardan. Onlardan yapılabilir onlar. Başka bir şey olmaz. Ama üstelik Paris'tesiniz. Her yer kıyafet. Almadılar. Nasıl? Alma. Ben orada aç kaldım. Aç kaldım. Benim bütçemi de alıp götürdüler. Kamember peynirle, çilek reçeliyle kaldım 15 gün. Bir 15. Odanın içinde tek başıma. Lisan bilmem, iz bilmem, hiçbir şey yapmam. Nasıl bıraktılar seni oraya, odaya? Tabii. Yani tabii ben aç kaldım. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yarışma olacağı zamanlar oluyor bu. Tabii. Paris'e indik. Paris'e Barclay Enstitüsü'nde bana seninle bir dakika okutturuyorlar. Arkası güller ve dudaklar. Güller ve dudaklar hiç kullanılmıyor seninle bir dakika. İngilizcesiyle Türkçesi arka ön yüz yapılıyor. Ondan sonra beni alıyorlar. İsveç'e götürüyor. İsveç'ten sonra tekrar Paris'e gidiyor. Ben gene deri koltuklarda ve aç. Aç. Ama burada kurumun hiçbir hatası yok. Kimin hatası yani, var? Menajerim diye geçinen o vatandaşın işte. Adını şimdi söylemek istemiyorum. Devamlı bindiriyorum ben çünkü ona. Yani 30 sene önce de, 40 sene önce de aynı şeyi söyledim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Hayatımda haz etmeyeceğim insanlardan bir tanesidir. Yani. Yalnız şöyle bir şey var. Senin esasında seninle bir dakika gerçekten müthiş bir eser. Hele evet, ki o yıllarda o sound, o yorum, sözler zaten muhteşem. Çok. Gerçekten şahane bir eser ve o eserin bence özellikle bu yıllarda değeri daha da bilinmeye başladı. Hatta soruyorlar. Kesinlikle. Cover yapmayı düşünmüyor mu? Tekrar hani bu eseri yeniden yorumlamayı düşünmüyor mu gibi. Ona da ödül bile aldı Tuğba'cığım. Yıllar sonra bu şarkı. Öyle bir şey duydum ben, değil mi?
Eurovizyon tarihinde. Evet. Eurovizyon tarihinde yabancı ve Türkçe şarkılar olmak üzere en çok beğenilen ilk 10 şarkının içindeki, yani klasiklerin arasına girdi seninle bir dakika. Evet. Ama o zaman 3 puanla 3 sonuncu yaptılar. Sonuncu mu olduk o zaman? 19. Şimdi, şimdi 18. olduk. Ama şey tabii ki politik. O zaman politik durumlar çok daha ayyukta olduğu için. Hala aynı şey. Yine aynı ama birinci olduk en azından bir hayır, kere. Hayır, bir an. Ve birinci olduk, bitti o yarışma. Tabii. Artık. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Evet. O dönemde Kıbrıs Barış Harekat... Evet, 74'te biz Kıbrıs'a çıkartma yaptık. Evet, evet, o öyle bir süreçti. Tabii. Ve dediğin gibi sanata da her zaman zaten politikanın, siyasetin girmediği hiçbir yer yok. En başta da esasında sanatçılar etkileniyor. Kesinlikle. Bu tip durumlarda. Kesinlikle. Hele ki. Ve bu tip yarışmalarda, güzellik yarışmaları da dahil olmak üzere hep politik şeyler, oyunlar dönebiliyor. Sen de esasında öyle bir sürece denk geldin. Ve o sebepten de zaten hani bu sonuç elde edildi. Ama halkın gönlünde Semiha Yankı her zaman efsane, birinci. Tabii. Ama şöyle bir durum var. Hani ben Türkiye'de Semiha Yankı birinci. O zaman çok eleştirildim. Çok kızdı insanlar bana, şu oldu. Sonradan anlaşıldı ne oldu da. Avrupa'nın şarkının değerini vermesi yıllar sürdü. Aklınız nerede? Niye o zaman 3 puan verdiğinizde ne kadar üçkağıtçı olduğunuzu gösterdiniz? Evet, şimdi ilk ona soktunuz. Yani neden? Neden yaptınız bunu? İşte. Böyle rezil bir şey olabilir mi ya? Evet. Öldürürüm. Öldürürüm. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir telefon bağlantımız varmış efendim. Alo. Alo. Alo, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi bir tanıyalım Umut isterseniz. İsmim Umut Yılmaz, İzmir'den arıyorum şu anda. Aslında İstanbul'da ikamet ediyorum ancak şu an İzmir'deyim. Ailemin yanına ziyarete geldim. Ancak orada çok kıymetli tabii, bütün konuklarınız çok kıymetli. Orada çok, çok kıymetli bir dostum var şu anda, Onur Akay. Evet. Kendisinin sizlere konuk olacağını duyunca bir arayıp hem destek amaçlı aramak istedim, daha doğrusu sizinle duymak istedim bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yayınınızda başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Semih Hanım'a, Metin Bey'e de çok saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Üstad, sağ olun. Hakikaten çok güzel bir program görünüyor. Çok özellikle bayıldım. Yani yalan söylemeyeyim, ilk defa şu an. Bir Cengiz Bey'in geldiği programda çok kısa bir bakmıştım ama dekor bu kadar dikkatimi çekmemişti. Teşekkür ederim. Ancak kendisi televizyoncu zaten, güzel, bizim genel yayın yönetmenimiz. Ben çok vaktinizi... Alo. Evet, ses gitti. Ben çok vaktinizi almayayım. Hesap olur mu? Var mı olacaktı. Sormak istediğiniz bir şey, söylemek istediğiniz başka bir şey? Var, var. Metin Bey'e soracaktım da, bu BKM Mutfak tekrar toplanacak mı ileriki süreçte? Hayır, toplanmayacak, net. BKM Mutfak, BKM Salon'a geçecek yakında. Şöyle, toplanmayacak. Çünkü o dönem biz iyi bir şeyler yaptık ama o dönem orada kalsın isteriz. Yani yeniden toplanıp aynı şeyi yapmanın hiçbir manası yok. Eğer belki farklı bir şey yapacaksak, bir araya gelişimizin bir nedeni olacaksa olabilir ama tekrar toplaşıp aynı şeyi yapmanın manası yok yani. Öyle bir şey olursa da içinde ben olmam. Oo. Evet. Tabii. Bayağı sert bir açıklama şöyle, oldu. Hayır, şöyle bir şey. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırılmış derler. Hani o zaman tatlıydı, güzel bir şey yaptık. Ve şu anda bu işi çok iyi yapan bir ekip var zaten. Tekrardan bizim toplanıp böyle bir şey yapmamız pek manası. Kendi tekrarlar, doğru söylüyor aslında. Aynı ya, derede şey iki kez yıkanmaz. Başka yani. Bir kul var, başka bir şeyler gerek olması yani. Çok daha doğru söylüyor yani. Bence daha tabii, fikir değil. Yeni bir şey yapabiliyorsak ne mutlu. Yenilik daima. Tutup da tekrar. Yeni bir şey mi var Metin'cim şu anda? Bu arada hatta mıyız yoksa? Evet, buradayım. Teşekkür ederim. Toplaşmayacağız üstad bir daha. Ben toplaşmayacağım herhalde. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Rica ben de edelim. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Teşekkür çok ederim. Dikkatli konuşmak hakikaten lazım, hemen yazar. Böyle dediğine bakmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Valla konuşulanları hemen yazıyormuşsunuz. Semih Hayankı az önce bayağı önemli açıklamalar yaptı. Tuğba'nın merak etmiyor. Bunlar günlerce ya, biz birbirimize girdik canlı yayınlarda o kişiyle.
Oho, kıyametler. Arayan kişiyle mi? Hayır, hayır. Beni orada aç bırakan kişiyle. Yani baya baya mahkemelik falan. Hayır, hayır. Benim yanımı aç bırakan ben değilim. Siz hala hatta mıydınız? Evet. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. İyi akşamlar. Şimdi benim sana bir sorum olacak. Allah, buyurun. Soru sorabiliyor muyum? Kesinlikle. Yani aslında soru sor. Harika soru. Tuğ, belki sorun. Ben şimdi bir soru sormak istiyorum. Aklımda. Gerçekten bir soru sor. Sen manken misin, foto model misin? Aslında ikisi de değil. Ben şimdi niye bunu sordun bilmiyorum. Çünkü neden sordum? Manken askıdır ve benim bildiğim manken çirkin olur. Aynen. Çünkü çirkin kadına bakar, görmezsen elbiseyi görürsün. Şimdi senin gibi güzel bir kadın düşün, elbiseyi giyse elbiseyi görmüyor musun sen? Şimdi hemen o zaman bu konuyla ilgili bir açıklama yapayım. Ben bugün Instagram'da bir fotoğraf paylaştım. Bir kolaj yapmıştım daha doğrusu fotoğraflarımdan. Ve Makeup'ım Akademi ile biz bir iş ortaklığı yaptık. 10 Mayıs'tan itibaren genç yeteneklere, bu mesleğe gönül verenlere eğitimlere başlayacağız. İşte podyum, zerafet, hayırlı, yürüyüş, beden dilini kullanma, işte kamera karşısında vesaire. Orada dedim ki fotoğrafın altına, manken hani hep diyorlar askıdır diye. Bence manken askı değildir. Niye? Çünkü bir mankenin, bir foto modelin çekimlerde hani oyuncu gibi, oyunculuk gibi yeri geliyorsun çok dişi bir görüntüyle kamera karşısındasın. Tamam. Yeri geliyor çok erkeksi, yeri geliyor çok neşeli, bazen işte çok çocuksu, bazen çok üzünlü, bazen çok neşeli ve bin bir surat oluyorsun esasında o çekimlerde veya da işte podyumda da aynı şey geçerli. Dolayısıyla sen üzerinde taşıdığın kıyafete, o kostüme bir ruh katıyorsun. Hani gidersin bir mağazaya, işte bir kıyafet görürsün ve dersin ki ya işte güzel değil. Ya işte üstünde denediğin zaman da gerçekten askıda durduğu gibi durmuyormuş denir. İşte orada ruh devreye giriyor. Hı hı. Askını... Fakat fazla güzelsin Tuğba. Ay canım, teşekkür ederim. Ama bu bir gerçek. Çok şimdi sana bak, sen şimdi tayt da giysen, tuvalet de giysen, mini elbise de giysen. Utandırdım. Peki ama bak bir şey söyleyeceğim. Abi insan üstündekini görmüyor yani. Çok teşekkür ederim. Ama böyle bir durum var. Tiyatroda izledim. Rol icabı biraz bir değişik olursa. Hayır ama ne olursa güzel olsun. Benim yani Tuğba gibi top model 3-5 tane insanlar benim gözümle gördüğüm çok güzel kadınlar diyebileceğim. Bunların en başına zaten Tuğba geliyor. Çok teşekkür ederim. Akrabam olduğu için de değil yani bu tabii gerçek. Çok teşekkür ederim. Baksana kadına. Siz sürelecek onu... güzelsiniz. Plaza plaza. Plaza rezidans. Hakikaten plazasın ya. Çok güzelsin ha. Ha ne diyeyim yani. Senin ablacığım bir de şiirlerini bestelerini dinle. Şimdi benim için artık eski manken şimdi sanatçı. Her onun parmağında on yeteri. Çok farklı besteleri var. Tabii podyumları bırakalı 6 yıl oldu. Yıldırım Mayruk gibi bir üstadın defilesiyle jübile yapmıştım. Yıldırım Bey de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde maalesef ki Türkiye'den taşındı. Kıbrıs'a yerleşti. Eşyalarında bir müzayede çıkartılmadı. Evet, çıkardı. Umarım mutlu olurlar. Huzurlu yaşarlar İnşallah. Orada. O konularla da ilgili sizlere sorularım olacak ama yine bir telefonumuz varmış efendim. Maşallah. Sevenleriniz çok. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar Tuba Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Mekke İstanbul'dan arıyorum. Ben oyuncuyum. Siz beni tanıyorsunuz herhalde. Sesinizi çok net bir şekilde alamıyoruz. Metin ben. Metin. Metin? Metin Kaya. Metin Kaya. Evet. Ne ilgisi yok o oyuncu. Buyurun Metin Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muhabbetiniz bol olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Var mı efendim sormak istediğiniz sorunuz değerli konuklarımıza? Birbirinden ünlü ve değerli konuklarımız burada. Her biri kendi dalının en iyisi. Hattan düşmüş evet, efendim. Şimdi. Hattan düşmüş. Çok heyecanlı bir giriş yaptınız. Ne güzel. Vallahi.
Şimdi adam adam. Öyle güzel giriyor, öyle güzel seriyi anlatıyor ki oralarda böyle ben gol olacak. Evet, tonlama birden. Aslında gol. Değil mi? Tuğberk'in maç sunması gerek. Şimdi çok iyi maç anlatırsın. Değil mi? Şaka yapmıyorum. Çok böyle. Ben hep bekliyorum gol olacak diye sen. Genç kızların olduğu bir defileye bu adamın çıktığını düşünsene, üstündeki elbiseye kim bakar? Parçalanlar mı? Aynen öyle. Bak şimdi, şöyle düşünsene senin şöyle bol erkekli bir defileye çıkıp kimse bakmaz ki. Elbiseyi görmez kimse. Ne giyiyor bilmem. Güzelliği kostümün önüne geçiyor gerçekten. Ama senin de öyle. Teşekkür ederim. İnternetteki yorumlarda fiziğinle ilgili çok güzel sözler yazıyor. Teşekkür ederim. Hatta diyorlar ki hala 18'lik gibi. Gerçekten de öyle. Yani maşallah. Yapacağım artık 18'lik falan değil de. Yok, kendine çok çok iyi bakıyorsun. Evet. Yaşlı mı yaşayanlardansın? Yoksa her şeyi akışına bırakanlardan mı? Yani yaşla yaşamamak gerekiyor gerçi. Yok şimdi ben her şeyi akışına bırak. Bir kere ben kendimle çok barışık bir insanım. Bir kere yaşımın ne olduğunu biliyorum. Onu biliyorum, bunu biliyorum ama... kendime de dikkat etmek zorundayım sahnede olduğum sürece. Çünkü... ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Hani nasıl görseldir bu iş? Hani şunu demeleri çok önemli. Yani benim için önemli. Tam kadına bak, 57 yaşına gelmiş ama maşallah. Evet. Ben sahnede de paldır küldür. Ben televizyonlarda canlı yayında. Ne güzel ya. Yaşınızı da söylüyorsunuz. Söylüyorum. Benim torunum var. 31 yaşında kızım var. Yani bunun nesini saklayacağım? Hani tabii torun torba. Önemli olan ne? Önemli olan bu yaştaki bir kadının, ben burada atlarımda da ben bunun üzerine çok vurgulamıştım, hatırlarsınız. Evet. Yani 55 yaşındaki bir kadının çıkıp 5 metre aşağı balıklama atlaması. Evet. Yani. Bikini giymesi. Beraber mi? 55 yaşındaki bir kadın kendine dikkat etti miydi böyle ben ukalalık yapmak istemiyorum. Hani sizin gözünüzde bakarak konuşuyorum. Beni böyle görüyorsun, böyle kalması çok önemli. Bunun sebebi de ne? Tatlı yemiyorum, içki içmiyorum. Bravo. Yani... spor yapıyor musun? Hayır. Çok fazla makarna ve hamur işi çok fazla yok hayatımda. Benim hayatımda sıvı yağ hiç yok. Tereyağı? Her şey tereyağıyla. Kilo almıyor musun? Hayır. Her şey tereyağıyla. Zeytinyağlılar? Hayır, zeytinyağlıları sadece öyle zeytinyağı değil, çiçek yağıyla yaparım ben onları da. Yani onları çok az tüketiyorum. Genelde et oburumdur. Tabii. Genelde et oburumdur. Sadece beni herhalde ayakta tutan şeyin sabahları yediğim bir demet maydanoz ve bir demet tere olduğunu düşünüyorum. Maydanoz ve tere. Evet hanımlar beyler, maydanoz duydunuz. Maydanoz ve tere, bir de... Semiha Yanka her sabah bir demet maydanoz, bir demet tere. Evet, sivri biber. Sivri biber. Her domates, sabah her sabah bu mutlaka. Olmazsa olmam, ama onun yanında... bir kalıp beyaz peynir yerim, bir yarım kalıp tereyağı götürürüm. Bir kalıp mı? 7 tane siyah zeytin. Tabii, muhakkak tabii, sabahları yemek lazım. Sabah siyah zeytin. Ama sucuğum, yumurtam, her şeyim oldu yani. Kahvaltıyı zengin yapmak gerekiyor. Proteini mutlaka almak. Evet. Zaten aslında bütün besinler, daha doğrusu bütün vitamin, protein, kahvaltıda hepsinde var, hepsinden alınıyor. Metin'cim, sen nasıl bu fiziği koruyorsun acaba? Spor yapıyor musun? Ben yapmadığı her şeyi yapıyorum. Ya tam dersin bak işte yani. Metabolizm yapayım biraz da galiba. Evet ama bizde genetik bu. Babam da öyle. Ben o kadar yemiyorum hadi de, babam dünyaları yer, bir gram kilo almaz. Ay şahane. Ama ondan genetik bir şey. Spor falan da yaptığım yok. Ara ara böyle işte çok eserlerse. Fakat benim de sırrım şu. Hatta sünnettir bu söylediğim. Doymadan kalkmak sofradan. Asla bravo. Doymam. Tokluk hissini bilmiyorum mesela. Hı hı. Tam böyle o hissiyat geldiğinde bırakırım yani. Benim babam böyle hep... doyarlar ya hani, bir soda ver oradan filan. Evet, ne yiyorsun diyor. Çok doğru için söylüyorsun. mesela benim babam da söyler. Doymak için değil, yaşamak için yemek yiyeceksin. Biz maalesef çatlayıp patlayana kadar abi, onu da yiyelim, bunu da yiyelim derken ondan sonra aynen, da... abi ben bu kiloları nasıl vereceğim? Ben bana hiç şey bakma Tufa. Bir de herkes kalkar sofradan en son... sana geliyoruz. O kadar yavaş yerim ki yemeği. Acele yok. Alkışlandın. Alkış aldınız. Kim aldı? Bu alkış kimeydi? Bu ara alkış. Sonra hiç hayatında spor yapmadın mı? Yapmaz olur muyum? Şöyle
13-14 yaşlarımdan beri 20 yaşına kadar futbol oynadım profesyonel. Birçok kulüpte de oynadım. Birçok kulüpte? Tabii. Adana Spor, Adana Demir Spor, Muğla Spor, Ortaca Spor. Adanalı mısın? Toprağım benim, toprağım. Neyse, Adanalı değilim ama... Aa, sen Fatsa, anne tarafı Fatsa. Ama herkes beni Adanalı, Diyarbakırlı, Erzincanlı, Hakkari falan zannediyor. Fatsalıyım. Tip belki de hani... Biraz o taraflara benziyorum diye Fatsalıyım. Fatsallar da biraz kavruk olur, esmer olur yani benim gibi. Adanalıcı. Kadir İnanır Memek. Aynen, evet. aynen. Kadir İnanır. Aynı güzergahtanız hepimiz. Tabii. Böyle bir sahil şeridinden hissettim. Peki nasıl oldu yani? Futbolu bıraktın, tamam oyunculuğa başladın. Nasıl şöyle, oldu o futbol süreç? Futbol oynarken oyunculuğa başlamıştım amatör olarak. Sonra askere gittim, geldim. İstanbul'a geldim oyuncu olacağım diye. Yani kafaya koydun yani. Net, bu hayalli, annem, bu hedef. Babam inanılmaz karşı. Abim yeni gelmiş İstanbul'a öğretmen. İşte bir erkek kalsın burada, kız kardeş evlendi gitti filan, ödleri kopuyordu gideceğim diye. Kafaya da koydum ya, dedim yapacağım bunu. Kaçarak geldim İstanbul'a. Bildiğin hani şöyle kız çocukları kaçar ya. Tam öyle. Bir şey varsa keselim sonra devam edeyim. Yok hayır. Geldim İstanbul'a, ne yapacağımı da bilmiyorum. Hiç bilmem ki nereye başvuracağız, nereye gideceğiz, hani nedir bu işin yolu yorda mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Attım kendimi İstanbul'a. Amca çocuklarım var. Otobüsten indin. Aynen öyle. Ünalan'da oturan amca çocuklarım var. Gittim yanlarına, dedim oyuncu olmaya geldim. Oğlum nasıl yapacaksın dediler. Ne bileyim, bakacağız bir çaresine dedim. Dediler ki İstiklal Caddesi'ne git. Orada bir sürü ünlü görüyoruz. Biz ünlülere sor. Allah Allah. Dedim, çok okumuş duymadım. Dedim lan çok saçma değil mi? Böyle bir fikir mi olur yani? Aklıma yatacak tek şey buydu çaresizlikten. Bir gün sonra erkenden kalktım, geldim İstiklal Caddesi'ne. İlk kez görüyorum İstiklal Caddesi'ni. İstanbul'da olmadım ama. Sene kaç bu arada? 96. Evet, güzel. İstanbul'u ilk kez görüyorum. Bak o İstiklal... yıllarda biz de Karahan Çantay'la İstiklal Caddesi'nde modellik eğitim veriyorduk. Ben sizi gördüm, bulaşmadım. Gelseydin yanımıza. Karahan onu gördüm ben, bulaşmadım size. Kim geçti tam peki? Böyle İstiklal Caddesi'ne geldim. Acaba? O silme kafayı gördüm böyle. Ben dedim nereye geldim ben? Korkunç kalabalık. Ödüm koptu var ya, dedim geri dönün. Tam 21 yaşında filanım. Ay canım, daha küçük. Böyle gözlerim ne oldu ya, ne yapacağım ben bu kalabalıkta filan? Nereden ünlü bulayım ben şimdi, kime sorayım, çaresizim böyle. Sen bayağı inanmışsın, ünlü bulacağım, yapışacağım aynen. Ona. Aynen, ne yapacağım bilmiyorum ki. O zaman da oyunculuk oyunculuk bu kadar böyle şey filan yok yani. Herkes bu kadar yavaşta değildi. Oyuncu olmak isteyene de halen daha kötü gözle bakıldığı dönemler yani. Doğru. Ne oyuncusu oğlum, doğru. Sigortalı bir iş bul filan diyor. Babam bile SSK'sı var mı? Aynen. 6 yıldır profesyonel tiyatro yapıyordum. Babam hala arıyordu. Gel belediye zabıta alıyormuş, ben ayarladım. Ya diyorum, ben zabıtayı oynamak istiyorum diyorum. Zabıta olmak istiyorum. Ay canım ya. Girdim İstiklal Caddesi'ne. Daha böyle Fransız konsolosluğunu hepiniz biliyorsunuz. 20 metre yürümeden 3 tane ünlü gördüm karşıdan. Kimler? Kuşum Aydın. Fatih Yürek. DJ Bülent. Robert Atemu. Ya dedim daha kafadan bunları gördüyse kim bilir içeride neler var. Peki gittin onlarla tanıştın mı? O nasıl? Gün bütün gün ünlü falan görmedim başka. Bilseydim onlara bir şeyler sorardım. aşağı yukarı bir tane ünlü görmedim ya. Sonra gittim dedim ki ünlü gördün mü oğlum dediler. Vallahi dedim gördüm. Kuşum Aydın, DJ Bülent, Robert Atemo. Dediler sen halüsinasyon görmüşsün. Bir hafta falan ünlü aradım. Kimleri görmedim daha sonra çalıştığım. Sinan Bengi'yi gördüm. Ay Sinan abi sağ olsun geçenlerde. Anlattım ona da geçen var ya, çok severim bile. Daha sonra çalıştım onu. Sinan abiye sordum. Dedi ki sen ne iş yapıyorsun? Dedi işte ben oyuncu olmaya geldim. Ne yapayım abi dedim, evine dön dedi. Görmedim ama. İşte azim. Mutlu musun? Çok. Peki Metin abi. Tabii, belli bir yere gelmenizde size katkısı olan kişi veya kişilere buradan teşekkür etmek istediğiniz. Tabii. Kuşum Aydın. Robert Atemo. Ben Robert Atemo ya. Benimle konuşmadıkları için çok şöyle bir şey oldu. Bir hafta sonucunda bir sürü ünlü gördüm ama ilk beni tiyatroya alan Abdullah Şahin oldu. Nokta Tiyatrosu'nda başladım. Buradan ona sonsuz teşekkür ederim inandığı için. Karşılaştık, dedi ki bir gün sonra turneye çıkıyoruz dedi. Sen ne iş yaparsın dedi. Dedim ayakkabınızı boyarım, ışık taşırım, beton taşırım, kostüm ütülerim, çay getiririm abi, her şeyi yaparım. Yeter ki beni tiyatroya alın diye. Bir gün sonra 44 günlük turneye çıktım. Hiçbir şey bilmeden. Hiç. Müthiş ama bir şans ama. Öğrendim, dekor öğrendim, ışık öğrendim.
Gerçekten de kostüm öğrendim. Bir de Abdullah Şahin gibi bir usta senin tabii, için büyük bir tabii, şans olmuş. Tabii. Abdullah Hoca ile ben de tanıştırayım, burası Türkiye adlı oyunun adını da ben koymuştum hatta. O oyunda beraberdik. Gerçekten büyük bir şans ama sen şimdi böyle güzel anlatıyorsun. Hani bizi Türkiye'nin her yerinden insanlar izliyor, dinliyor. Zannetmesinler ki giderim ben de Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne. Zannetsinler, ünlü arayın. Artık çok kolay sosyal medyadan ulaşıyorlar. Orası yani, öyle sosyal medya. Bir şey yapmak istersen, gerçekten yapmak istersen yaparsının hikayesi aslında bu. Evet, inanmak evet, gerekiyor. Evet, aynen. Öncelikle. Ben ne yapacaktım, yapacaktım bu işi, yapacaktım. Kaç dizi oldu, kaç sinema oldu bugüne dek? Kaç dizi oldu? Sayısını tam bilmiyorum ama herhalde bir 12-13 dizide oynamışımdır. Ya bu kadar ama bak seni 96 ama asıl BKM ile başlıyor bütün aslında hikaye. Aslında şöyle, BKM'ye girdiğimde 7 senedir profesyonel tiyatrocuydum. 2003 yılında Vizyon Tele Tuğba ile girdim ben BKM'ye. Daha mutfak falan hiç yoksa çok eskiden beri oyuncuydum, yapıyordum mesleğimi. Sonra ilk program yayınlandı. Hani ünlü olmak enteresan bir şey bu gerçekten. Bir gün sonra herkes seni tanıyor ya. Çok acayip bir değiştirdi mi bu seni? Değiştirmez olur mu? Kimi değiştirmez? Tabii ki değiştirdi. Çok acayip. Şöyle değişmesin diye o kadar büyük çaba sarf ediyorum. Öyle büyük bir emeğim var ki bu konuda. Bunu şöyle yapıyorum. İnanmıyorum ben. Yani ün denilen, şöhret denilen şeye inanmıyorum. Öyle yaşamıyorum. Yolda öyle yürümüyorum. İnsanlara öyle bakmıyorum. Mesela günde 1000 tane fotoğraf çektiriyoruz işte hepimiz. Bana birinci gelenle bininci gelen aynı. Hepsi aynıdır benim için. Çünkü ya senden önce 500 kişiyle daha çekildim diye bozuk atma şansın yok ki ona. Tabii. Seni sevmiş gelmiş hani beğenmiş fotoğraf. Ama bizde ünlü ve hayran ilişkisi olması gerektiği gibi değil. Mesela seni tanımayan da gelip zorla öğrenmeye çalışıyor bunu. Geliyor diyor ki abi sen nerede oynuyordun? Ya öyle olmaz ki yani. Gözüm tanımıyorsan gözüm gelme değil mi yani? Ya onu bırak. Benim mesela başıma çok komik şeyler geliyor bununla ilgili. Neler muhakkak var, sizlerin de geliyordu. De neler var. İşte mesela hani öyle tabii arkadaşımla, annemle. Tabii, annemle evet annem çok anlatıyor. Sizle de çekilelim, siz de gelin. Aynen öyle. Onlar niye aslında geliyor? Bizim insanımız çok şey. Çok acayip sıcak kanlılığından belki de hani çünkü o ekranlarda görüyor, o belki hani onun bir hayali, hani ulaşamayacak diyorsun evet sosyal medyadan artık ulaşıyorlar ama ne olursa olsun onlar için yine de sadece dokunmaya çalıştığı bir yıldız olarak belki de öyle tasavvur ediyor kafasında. Ama Semiha ablanın belki bu konularla ilgili enteresan anıları var mıdır? Ya olmaz mı? Ya bak şey ben bu resim çektirme işini bazılarını severek çektiriyorum. Bir de araya kaynak olanlar var tamam mı? Arkadan böyle kafayı çıkarıyor ama. Sormayan, sormayan var ya. Bak direkt şimdi, böyle sahnede görüyor geliyor daha abi dur filan. Tabii. Bu selfie mevzusu çıktıktan sonra. Kolay ya. Abi ya bir dakika şurada hemen bir bak şuraya evet, falan. Bak şimdi bir yerde bir sahnedeyim ya da şöyle sahnede birisiyle. İlginiz biri geliyor seni buradan şöyle çekiştiriyor bak. Çeken var ya. O zaman gel. Ağzının ortasına patlatasın ben ona sinirleniyorum. Hakikaten sinirli. Gel, ona ben de sinirleniyorum. Bir resim çektirebilir miyiz? Evet. Tamam. Bir resim çekti. Al ama bu hani böyle zorlama illa böyle. Abi hangi resme gitsen bir de yanında bir tane tipler var. Koltukta oturuyorsun geliyor yanına abi git yani git. Benim en sinir olduğum şey direkt böyle bele evet, sarılmak var ya. Evet. Onu sevmiyorum. Ya bak elini falan kırarım ya. Aynen. Elini kırarım. Allah sarı elini kırarım ne desene ama ya. Ama yapıyorlar. Benim de belime sarılıyorlar. Ben de hoşlanmıyorum. Ama çok fena bir durum. Çok fena. Hemen böyle sarılıyor. Bir de sahiplenme hop falan. İşte. Evet, tek o zaman bu karşı şuraya yapışıveriyor yani. Ben de çekiştirenlerden. Çekiyor eskiden ya. Eskiden böyle kartpostal taşırdık. Tutuyor elinden götürüyor beni bir yere. Böyle, imzaları böyle kartpostallar olurdu. Onları taşırdık. Albüm zamanında o da çıkardı. Evet. Ben bir gün onu şantama koymamışım. O zaman yeni çıkmıştım. 97 yılları. Kadıköy'de konservatuvarda okuyorum. Bir kız geldi yanıma. Onur abi ben imzanızı alabilirim. Vallahi resim almışım. Peşete çıkar. Buna mı yazalım? Aslında olsaydı çok iyi olacak değil mi? Yok sen buna yaz ben evde temize çekerim dedi. İlk hayatımda böyle. Şaşırdım. Güzel. Çok iyiymiş. Bunu hiç unutamıyorum. Temize çekerim ya. Olur mu öylesin? Şimdi böyle enteresan şeyler. Şimdi mesela oynadığın
role o kadar inanıp seni o rolle özdeşleştirenler oluyor ki. Mesela Erol Taş'ı yıllarca kötü bildik. Tabii herkes. Aslında çok yufka yürekli, harikulade tabii, bir insan. Allah rahmet eylesin. Mesela benim başıma şöyle bir olay geldi. O zamanlar Mahsun Kırmızıgül'de biz de dizi çekiyoruz. Hemşerim dizisi. Hangisi? Hemşerim dizisi. Sen de Mahsun'la bir sinema filmi. Tabii. Bir tane çektim, şimdi bir daha çekeceğiz. Yeni bir proje mi var? Bu benim kendi senaryom. Ha, şahane. Onu şimdi soracağım. Dizi de bir akşam önce yayınlanıyor ve ben finalinde intihar ediyorum, ölüyorum. Ertesi günde biz bir organizasyona açılışa gidiyoruz. Ben merdivenlerden çıktım. Gerçekten bu yaşanmış bir hikayedir. Merdivenlerden çıktım. Böyle bir grup da aşağıya doğru iniyorlar. Kadın zaten beni bir gördü, bir çığlık, sen küt pat bir düş, bayıldı. Ondan sonra neyse biz buna sular verdik, kolonyalar, bir ne oluyor falan. Kadın beni görünce korkmuş. Niye? Bu hortladı. Dün akşam ölmüştü diye. Öyle inanmış. Ay, buna inanıyor insana. Ya Kurtlar Vadisi dizisi yok mu arkadaş? Polat Alemdar denilen oyuncu yok mu orada ki? Çocuk Beyoğlu'nda yine millet ikiye ayrılıyor. Polat Ağa geldi diye ya. Değil mi? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yerlerde falan ayağa kalkıyorlar. Ay tabii tabii. Senin var mı? Hoş geldin falan. Evet çok doğru söylüyorsun. Var mı böyle rolüne çok inandın? Var şöyle. Şimdi bu en son oynadığım bir Kubat karakteri vardı. Enteresan bir karakterdi o da. Ben aslında ilk başladığımda bunun çok tepki göreceğini, bu ne yani, karısını döven bir adamı mı oynayacağım filan derken, biz Ececan Gümeci'yle, buradan ona selamlar gönderiyorum, Nihale'yi oynayanla oturduk, ciddi bir masa başı çalışması yaptık. Dedik ki kimse bu karakterlere inanmazsa, öyle karikatürize edersek yaptığımız olay da gerçek gibi görülmez, gel bunun şakasını yapalım gibi. Tipler mipler tamamen öyle, yani gerçek hayatta karşılığı olmayan tipler de aslına bakarsan. Ve dizi başladıktan sonra fenomen oldu bu tipler. 5 yaşında çocuktan 70 yaşında kadınlar özellikle müthiş bir Kubat hayranlığı. Öyle seviyoruz seni filan. Nasıl seviyorlar? Ben de seviyorum. Adana'da böyle havaalanından girdim, güvenlik koridorundan tam geçtim. Elimde böyle çantalar filan. Bir tane kadın geldi, dikildi karşıma, nasıl böyle kızgın bakıyor ama. Çantaları böyle fırlattı yere. Aha dedim, dalacak yemin ederim. Geldi böyle, Allah'ını seversen bana bir tane vur dedi. Ya dedim git, Allah Allah. Hiç bir kadına vurdun mu bugüne dek? Hayır, vurmadım. Doğru söyle. Hayır, gerçekten bak, doğru söyle. Bak araştırdım. Araştır. Hiçbir kadına vurmadım. Helal olsun. Kavga etmişizdir ama vurmadım. İşte yani. İkisi aynı şey değil. Olması gereken zaten bu. Hani tartışırsın. Dille dövüşmek gerekir. Dille tartışabilirsin. Ama onda da böyle çok takırıcı olmamak tabii lazım. Ki, yani onda da limit ya, bilmek gerekiyor. Şöyle bir şey. Şimdi tartışmanın bile bir üslubu olmalı. Ben hep bunu söylerim. Hayat üsluptur. Hayat senin ses tonundur. Çok sevdiğim birisi dedi ki sevgi ses tonudur. Bunu sesinle anlatabilirsin bir nasıl sevdiğini. Mesela çocuklarınıza işte öyle bir ses tonuyla konuşursunuz ki çocuğunuz o sesten anlar sizi, sevdiğinizi. Benim için hayatta her şey üsluptur ve yaklaşımdır. Tartışmada dahi her iki tarafta ağzından çıkana çok dikkat etmesi gerekiyor. Ağzından çıkanı her iki tarafında kulağını duyması tartması gerekiyor. Gerekir, çok doğru. Bazen öyle noktalara gidiyor ki o tartışma böyle, aman yarabbim, yani toparlanılacak seviyelerden böyle çok daha uzaklaşılıyor filan. Belki insanlar o zaman böyle kendilerinden geçiyor ve ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler. Özellikle memleketimizde çok ciddi bir şekilde kadına karşı bir şiddet, kadına karşı özellikle böyle son bir yıllarda iyice arttı. Tuhaf davranışlar, akıl maalesef sağlığını yitirdi insanlar. Evet. Sadece erkekler değil, kadınlar da öyle. Neredeyse akıl sağlığımızı yitirdik. Yaklaşım, çünkü öfke, sürekli öfkeli bir sinir var herkeste. Evet, bir öfke var böyle. Trafiğe çıkıyorsun, insanlar birbirine, yani trafikte zaten ne yol vermesini biliyoruz, hani ne bir saygı var, selektör yapıyorsun, adama sanki küfür etmişsin gibi algılıyor. Herkes şey böyle istim üstünde, yani dokunsan patlayacak gibi, öyle bir toplumda bir infial seziyorum ben gerçekten. Son zamanlarda da müthiş arttı bu zaten, kavga, dövüş filan. Allah hepimize sonunu hayır etsin diyorum. Amin. Efendim bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Alo, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz efendim? Tamer. Tamer Kaplan. Kaplan Antalya. Ormana.
Ormana. Aa, Ormana'dan arıyorsunuz. Harika. Evet. Gittiniz mi hiç Ormana'ya? Gitmedim. Ben onu şimdi Ormana. Ormana muhteşem. Ormana gittim de Ormana'ya gittim. Güzeldi. Bekliyordum senden böyle bir şey. Ormana gittik yoksa. Ormana, Toros Dağları'nın eteklerinde muhteşem bir köy. Ormana'ya buradan Ormanalılara sevgilerimi sunuyorum. Ne biz güzel bir isimmiş, biliyorsunuz Ormana. Manavgat'ta bizim bir çiftliğimiz olduğu için sürekli işte Ormana, İbradı o taraflara gidiyorum. Böyle kendimi doğaya veriyorum. Ormana'da çok güzel düğmeli evler vardır. Muhakkak gidip görmelisiniz. Tabiatı da muhteşemdir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Canım kardeşim, programını tek de izliyorum. Her hafta izliyorum. Çok beğeniyorum. Başarılarınız devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam programımızda yine çok değerli konuklarımız var. Semiha Yankı, Türk müziğinin efsane yorumcularından, isimlerinden biri. Sevgili Metin Yıldız, yine çok değerli konuğumuz ve Onur Akay. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Canım, kardeşim benim. Mesajımı aldın mı 1 Mayıs'ta? Mesajımı aldın mı, okuduk mu? 1 Mayıs'ta almışımdır herhalde. İşçilerin, emekçilerin bayramında muhakkak ki güzel bir mesaj atmışsınızdır bana. Attım canım kardeşim. Başarılarını bunu diliyorum. Çok teşekkür. Güzel. Gerçekten çok güzel. Her hafta takip ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Genelde bağlananlar soru soruyorlar yani. Mesajımı aldın mı soru duydu. Evet, yani. Mesajımı aldın mı? İletişim bilgisi burada böyle. Onurcuğum. Evet. Ben seni tanıdığımda herhalde sene 2001. Bir. Evet, 2001. Çarkı Felek yılları. Mehmet Ali Erbil'le o zamanlar Çarkı Felek'i birlikte işte partnerlik yapıyorduk. Ve sen programımıza konuk olmuştun. Evet. Ve o yıllardan bu yıllara Onur Akay neler yaptı, neler yaşadı, neler değişti hayatında? Hep Türk sanat müziği Tuğba biliyorsun. Evet. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum müziği? O zaman. O herhalde artık bir yapı. Gırtlak yapısı mı bilemiyorum bu. Küçüklüğümde başladı bende. Bir de biz Akçay'da yazlığımız vardı. Babam Akçay'da inşaatlar yapıyordu. Ondan dolayı Akçay'da bir yazlığımız vardı. Orada da Cemal Safi hocamız var. Meşhur evet. Bilirsiniz. Vurgun'un yazarı. Hı hı. Hep Şairler Bestekarlar Festivali düzenledi uzun süre. Ben orada çok büyük sanatçıların, bir Avni Anıllar, Allah rahmet eylesin, Halil Soyyerler gibi kişilerin arasında bulundum çok küçük yaşta. Ve bunun bende büyük bir etkisi şey oldu. O zamanlar konservatuvarda daha okuyordum. Biz bir de aynı konservatuvardayız. Sonra o Haliç sene, Üniversitesi. O sene zaten Haliç'e girdik. Ben ondan önce bir üniversiteyi bitirmiştim. İkinci üniversiteyi de ses bitirdim. Eğitimi okudum sonra. Muhteşem. İkinci üniversitede zaten sizin sınıf arkadaşlarınız çok güzel hareketler, Süha'lar. Ha evet tabii, güzel Bülent. Sınıftayız. Süha, Bülent. Oradan, yoklamalarda Tuğba Özay dendiği zaman Onur benim yerime cevap veriyormuş. Yok diye. Anlatayım mı onu bir gün? Tuğba o, çok yoğundu o sene. Gelemiyordu. İşte biz sizin gruptakiler, onların biraz daha grubu kalabalık da okul arkadaşları da var. Bir gün hoca oradan işte Tuğba Özay diye yoklama yapıyor. Gazetede çıkmış o gün, hangi artık gazeteyse, kaldılar burada diye. Ondan sonra bari ben burada diyeyim yerine dedim Tuğba'na. O zamanlar dersler Türk musikisi de birdi. İşte şimdi ayırmışlar. Türk dili olsun, İngilizce olsun. Onun için bir arada oluyorduk. Senin sanatçı kimliğinin dışında bir de gazeteci yönün var. O sonra oldu. Gazeteci demeyelim buna da. Köşe yani, yazarlığı. Yazarlık. O bende yazarlık kültür sanattı Tuğba'cığım. Yani yıllarca Ana Dergisi'nde zaten yazmıştım. Ama şu anda www.onurakay.com'dan Türkiye'de ve dünyada gelişen tüm olayları hem magazinel hem kültürel hem siyasal alabiliyorlar. Tüm haberleri evet senden öğreniyoruz. O işte bir attığım tweet nedeniyle bir tweet. Dönemde ha. O tweet nedeniyle ben medya işine girdim. O böyle neydi de, o tweet? Onu aldım zaten ondan sonra. Neydi o tweet? O tweet'i şimdi hatırlayamıyorum Tuğba'cığım. İşte, siyasi bir şey siyasiydi tabii birazcık. Ondan sonra köşe yazarlığı teklifleri geldi. Şimdi sonra medyada başka bir medyayı da satın aldım.
Funda Erkoç çok severim, evet, tanırsın, seversiniz. Selamlar, buradan sevgiler. Bizi izliyor zaten. Onunla ortaklık da yaptık. Trend Topic Medya'da da ortağım, %50'si Funda Hanım'ın, %50'si benim derken büyüdü. Evet. Ondan sonra anda, ilk onlara falan girdik. En çok kaynak olan olarak gösterildi. Şimdi onu söyleyecektim. Birçok medya kuruluşu senden alıyor haberleri. Çok çok en büyükler dahi bizden harika alıyor. Harika bir şey. Çok zor, kolay değil habercilik. Yani çok büyük sorunlar yaşanabiliyor. Gece 5'te arayıp haber kaldırtmak isteyen bile oluyor. Kim oldu öyle? Öyle kim olduğunu şu an söylemeyeyim tabii Tuğba'cığım onları ama pek etik olmaz herhalde. Fakat siyasilerde çok fazla yok o şekilde. Onlar daha çok basın şeyiyle geliyor, bürolarıyla geliyor. Özel açıklayan da olabiliyor ama magazinde olabiliyor. Bazı isimler bazı isimlerle aynı haberde olmayabiliyor. Kaldır dediğinde kaldırıyor musun haberi? Onun mahkeme kararıyla kalkması lazım bir kere ama... Bizim editörlerimizde bir hata varsa veya bizim yazarlarımızda bir hata varsa o zaman onunla da konuşarak kaldırıyoruz tabii. Çünkü bizdense hata. Eğer o haber niteliği taşıyıp o da hiçbir şey yoksa ama kendi bundan daha sonra rahatsız olduysa onu kaldırmıyoruz. Mahkemeye verirse kazanırsa bile. Peki senin bir özelliğin daha var. Belki birçoklarınız bilmiyordur ama... Onur Akay'ın girişimi sayesinde Zeki Müren günü 6... Şöyle Tuğba'cığım, o Zeki Müren günü değil de Türk Sanat Müziği günü. Türk Sanat Müziği günü ama Zeki Müren'in de özel günü. Olarak... Evet. Ha, Zeki Müren'in evet. Doğum gününde evet. Değil mi? Onu bize bir açar mısın? Anlatayım onu ben size. O çok değişik bir projeydi. Ben bir gün Dünya Tiyatrolar günüydü 27 Mart. Annemle oturuyoruz evde. Bir tweet atayım dedim. Tiyatrocuları kutlayayım, tiyatroyu kutlayayım. Çok tiyatro bölümü. Ben en çok onlarla görüşürüm. Hep böyle çok severim. O anda dedim ki anne niye Türk Sanat Müziği günü yok acaba dedim. Bir de TRT Müziği'ye konuk olacağım. Yakın bir zaman var. Ben bunu TRT'den söyleyeyim dedim. Onu hem tweet'e attım neden yok acaba diye. Nurcan Sabur da hemen ona haber yapmış. Neden yok diye falan. O arada da ben TRT'den bu isteğimi söyleyince işte birçok gün var. Neden kendi öz müziğimizin günü yok deyince şöyle aklıma canlı yayında geldi. Zeki Müren'in doğum günü olsun dedim. Türk Sanat yani. Müziği günü 6 Aralık. Ve kabul edildi. 3 yıldır kutlanıyor. Bravo. Çok, evet, çok güzel fikir. Her bravo yerde size. Yazılıyor. Çok güzel etkinlikler oluyor. TRT ve Türk müziği koroları kutlarken beni de anıyorlar. Bu da benim için ne çok güzel, büyük. Ne güzel. Bravo Selim. Türk Sanat Müziği'nde evet, şimdi sesinin tınısı böyle hafiften sanki benziyor mu Zeki Müren'i? Şarkıda çok evet, benziyor. Evet. Yani demin çok benziyor. Mesela Bülent Hanım'a pek benzemez. Yok yok Zeki Müren'i. Biraz andırıyor. O tarza Zeki Müren'i benzetirler. Evet. Çok mu dinledin şarkılarını? Ben aslında hep Muazzez Abacı dinledim. Aşıktım. Gençliğine de benziyorsunuz Zeki Müren'i. Benim evlenir misin bile dedim Muazzez Abacı. Yani. Kabul etmedi mi? tabii o... Küçüklüğümden gelen büyük bir şey. Hayran. Abacı dinlemişimdir. Ama Zeki Müren'le Bülent Ersoy'u çok severim müzisyen sanırı. Ben de bir de Muazzez Abacı'nın bir böyle tavrı girince kendimi öyle buldum ben aslında. Bu tabii benim ilk albümlerimden şarkı. Hı-hı. Şimdiki tavrımla çok büyük fark var arada. Kaç albüm yaptın bugün? İki kere çıktı albüm. İstanbul'u alıyor 2001 evet. Size geldiğim. Bu çok satışı çok yüksekti bunun. Evet. Bir de Bu Gece Kalıyorum var. Senin aynı zamanda birçok eserin var, bestelerin var, şiirlerin var. İşte 13 yaşında ilk bestem Zeki Müren'le ortak. Gönlümdeki bahar geçti, kış geldi. Söz Zeki Müren'in, müzik benim. Şahane. Ondan sonra Zeki Müren'le bu iş başlayınca Tuğba'cığım, Türk müziğinin büyük bestekarları bir Suat Sayın, Necdet Tokatlıoğlu gibi hep benim şiirlerimi bestelediler. Semahat Özdenses yaklaşık 4 şiirimi besteledi. Türk müziğinin yaşayan en önemli isimleriyle hep ortak eserler verdim. Hepsi TRT'ye girdi. TRT sanatçılarımız okuyorlar, albümlerde yer alıyor. Dinlemek daha keyifli. Kendimi dinlemekten, ben hiç dinleyemiyorum kendimi. Kendi bestemi dinlemeyi çok farklı bir şey veriyor insana. Türk Sanat Müziği'nin, başkasını da dinlemek. Türk Sanat Müziği'nin genç temsilcilerindensin. Aynı zamanda
Gökhan Sezen var örneğin. Evet, TRT'de güzel seslerden, çok, eğitimli, çok güzel okuyan. Çok güzel. Umut Akyürek. Evet, Umut Akyürek var. Çok güzel sesler var TRT'de, evet. Çok güzel. Ama şu yok, kesinlikle bayan sesi çok iyi yetişmiyor. Bir Behiye Akzoy gibi mesela, kendine has. Semiha Yankın mesela kendine has. Evet. Müzen Senar, onu hiç saymayalım. O bir başka. Herkes ondan geliyor. Yani radyoda çıkınca şu diyemiyoruz televizyonda izlediğimizi. Ayşe Taş var bir tek. Ayşe Taş işte ayrılıyordu. Ayşe Ama Taş. Yeni nesilde uzun zamandır çıkmıyor, evet, bayan çıkmıyor. Sesi. Ayşe bir Taş de belki de, evet. Acaba şöyle bir şey var mı? Semih abla, sen çok daha iyi bilirsin tabii ama Türk sanat müziğine karşı belki o eski ilgi kalmadı mı? Var. Var. Hayır. Var. Şimdi yeni daha fazla. Bir diriliş var aslında. Şimdi çok daha fazla. Çok tabii daha diriliş sahnede. Var inan. Hem nasıl gençler, İnan. Nasıl çok geliyorlar. Çok ciddi bir ilme var, evet, şu anda yukarıya doğru. 18-19 yaşındaki çocukların, ben sahnede çünkü Türk Sanat Müziği ağırlıklı program yapıyorum. Hı hı. 15 yaşındaki de dönümüz akşamının ufkunda, dönümüz akşamının, evet, vakit çok geç. Rüya gibi uçan yılları da bilen var, bir bahar akşamında bilen var. Evet. İnan bana, ve bizim o dönemde okuduğumuz tüm şarkıları biliyor çocuklar. Çünkü enteresan. Öze dönüş başladı, evet, başladı bu konuda. Çok, çok enteresan, ne mutlu, başladı. Evet. Ne mutlu. Keşke de devam etse. İnşallah. Evet, çok güzel bir ilgi alıyoruz gençlerden son zamanlarda. Bu çok doğru. Çok çok güzel. Bana da hep yazılıyor, geliyor. Hep de genç çıkıyor. Hatta eskiden bana yolda yanıma gelirlerdi. Annem sizi çok seviyor derlerdi. Şimdi kendileri de seviyor. Şahane. Öyle olurdu bize yani, evet. Türk sanat müziği olunca. Benim annem sizi hayranınız. Benim babam sizi. Annem size. Efendim bir telefonumuz varmış. Tabii sizin gibi değerli konuklarımız. Telefonlar susmuyor. Deminden beri işaret ediyor değerli ekibimiz. Alo. Merhaba. Alo, merhabalar. Efendim iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, kolay gelsin, sağ olun. Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz? Ankara, Emin Destecioğlu. Merhabalar. Emin Bey. Efendim. Birbirinden değerli konuklarımız var. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Ya hepiniz birbirinizden kalitesiniz, bunu biliyoruz da. Ben özür diliyorum ama Semih Hanım çağırmıştı. Buyurun. Buyurunuz. Yaşım 40, onun şarkılarıyla büyüdüm ben. Teşekkür ederim. Eskilerden bir şarkı istiyorum. Benim şarkılarımdan birini mi istiyorsunuz? Evet efendim, evet. Hangisini okursanız okuyun,